Şimdi bir açılıştayız. Ay be, nefesini yorma. Bu açılışta işte efendim Sayın Tuğba Özay, Safiye Soyman, modacılar falan filan bir açılış var. Bu açılışlar hala devam ediyor. Niye devam ediyor anlamıyorum ama tarihi eser gibi bir şey oluyor. Birileri işte bu açılışlara da ne açtıklarını da bilmiyorum. Ödül törenleri de devam ediyor. Evet ama iyi ki açıyorlar. Fakat hala bu açılışın da bir seremonisini, tekniğini de pek öğrenemedik. Görelim. Bir açılış müziğimiz yok mu şöyle gümbür gümbür? Dur. Şimdi burada sen açılışa geldin mesela Tuğba olarak, ne diyeceksin? Burayı açıyorum. Değil niye evet. Peki niye mesela onlar açıyor? Tuğba moderatör galiba orada. Hayır, Tuğba orada kişiliğini belli eden bir gümbür gümbür dedi. O işini yaptı o sırada. Moderatör işte. Kızın elinde moderatör o kız var. Orada. Şeyle. Tuğba moderatör mü? Çiftimiz de herhalde evet. Açılışı yapacak. Ya herkes çift. Buradaki herkes işte modacımız, herkesimiz açılışı yapacak. Kordela'yı kesecek. Kordela. Fakat sen hayatında hiç kordela kesmediğin için kıskanıyorsun. Böyle bir gümbür gümbür bir açılış. Eskiden işte bu herkes kebapçılara giderdi. Bir kebapçılar açılışı falan. Fakat buna 2022'ye kalması çok enteresan. Ya Okan, bu ülkede Maradona'yı havaalanından çıkar çıkmaz ocak başına götürdüler. Tabii sen ya. Ne diyorsun abi? Şimdi bak, açılışta böyle bir gümbür gümbür diyor, bir müzik yok mu diyor, gümbür gümbür deyince ne geliyor? Onu anlayan Z kuşağı ses teknisyeni diyor ki bakalım. Hayırlı uğurlu Oy. Şimdi bu artık Tarkan filan, bırakın bu işleri. İşte budur, şov budur. Bir nümayiş, bir histeri, büyük bir şov. Haydi. Ve işte bir şova, ki sizin konserler filan da Gökhan'cığım herhalde böyle bir giriş yapamıyorsunuz değil mi? Konser. Bizim zaten çok uzak. Yani çok uzak. Bu garip bir şey. Bu histeri, bu histeri... Bizim sound'umuz bu değil. Kendi yolunda ya bağlanır bu. Tabii abi, herkes kendi yolunda, nedir yani. Tabii. Burada şöyle yazıyor. Lütfen sahneye çıkarken biraz zayu, ne bilmiyorum ne olduğunu. Yolu kapatıyorlar, güvenlik zor durumda kalıyor. Güvenliksiz zaten bir yerden bir yere gitmesi mümkün değil. Görelim. Açılabilir miyiz? Açar mısınız? Buradan da anlıyoruz ki siz de bunu uygulayabilirsiniz. Yani sahne alan kişinin şarkı söylemesine gerek yok. Onu playback olarak yayınlıyoruz. Bu sadece sahneye çıkabiliyorsa çıkıyor. Zaten seyirci o sahneye çıkıncaya kadar playback olarak dinlemiş oluyor şarkıyı. Dur. Şimdi gelin oldum. Gelin oldum bölümü. Bu çok önemli. Bu... bir gösteri bu. Yani şimdi şeyimiz çekiliyor. Fotoğrafımız ve filmimiz çekiliyor. Bu bir gelin. Bak şimdi görelim. Dur. Bu ne ya? Bu ne? Bir role mi hazırlanıyoruz? Bir audition mı veriyoruz? Yani bir audition videosu mu veriyoruz? Yani her tür kadını oynayabilirim. Ya sanırım 24 karenin 24'ünü de değerlendiriyorlar aslında. Ya bu ne, bir audition veriyor ya. Her türlü, yani psycho rolü oynayabilirim, ev kızı oynayabilirim, aynı zamanda yeni gelin oynayabilirim gibi bir şeyim. Bu ne? Bu nedir ya? Devam. Dur. Dur. Lütfen damada dikkat edin. Damat çok üzgün gözüküyor.
Damada lütfen dikkat edin. Çünkü bu iki hanımefendinin arka arkaya evlenmelerinden bu hanımefendi öbür hanımefendiden biraz daha geç evlendi. Ben sırf dava açılmasın diye böyle konuşuyorum şu anda. Yani öyle evlendiği için onların evlenmelerinde gelin olarak falan böyle bir şeyler var böyle. Tamamen kameralar. Fakat adam bir yandan dans etmeye çalışıyor yanında. O çünkü eşlikçi. İzlememiştim. Ya bak dikkat et. Adama bak çok iyi bak. Damada çok iyi bak. Bakalım. Dur. Bu kendi düğününde eğlenmek değil bu. Bu konser veriyor sırada. Konserde ve kameralarda. Çünkü diğer kızın evlenme videolarını seyretti. O böyleydi çünkü. Aynen böyleydi. Yani onları seyretti. O da öyle evlendi. Ve evlenirken böyle yapılması gerekiyor. Bu şimdi ne bu? Bu taşınabilir telefon nedir bu? Ne yaptı? Böyle bir şey mi yaptı? Yani aslında... Ya bu nasıl? Ne kadar majör bir değişiklik yaptı. Ne kadar acayip bir şey yaptı değil mi? Herkesin yorum yapma haddi olduğu bir ortam ya bu artık. Yani mesela senin yaptığın şu programda şu anda Twitter'a yüzlerce binlerce insan yorum yapıyor. Yarın bu video YouTube'da kalıcı olarak kalacak ve diyecekler ki hiç belki konuyla alakasız, hiç bu işle bilmeyen bir insan senin işinle ilgili sana yorum yapacak. Tabii ki. Doğal olarak bu insanların da yani psikolojileri bunu nasıl kaldırsın? Milyonlarca insan takip ediyor onları ve birçok insan tabii ki elbette şu anda videolarını izlediğimiz kişilerden bahsetmiyorum. Birçok insan hayatı sosyal medya zannediyor. Oradan gelen mesajlara göre mesela birisi giyiniyor, çok güzel buluyor kendini. Aynaya bakıyor ve diyor ki bugün harikayım. 100 tane mesaj ay çok güzel olmuşsun harikasın diye geliyor. Evet, 10 tanesi yiyorlar. Ama 10 tanesi de mesela iğrenç olmuşsun dediği zaman o artık aynaya baktığındaki o ilk özgüven kayboluyor. Mesela insanları yönlendiren mesajlar ve gerçekten yarısından çoğu da düşünülmeden yazılmış mesajlar. Evet ama mesajlar. Bu uyuşturucu. Ama mesela bu kadıncağız da alışveriş yani şopaholik olmak gibi, alışveriş manyağı olmak gibi, kumar düşkünlüğü gibi, alkol bağımlılığı gibi. Ben Twitter'ı mesela böyle aşağı çektiriyorum bildirimler için. Evet ama o tık sesini duymayınca bana ama dağlanma geliyor mesela. Ama herkes için yani bu sadece şöhretler için, yayın yapanlar için değil, sen ben bizim onlar için değil. Herkes için bir uyuşturucu. Evet. Yani yeteri kadar gencecik kızlar, oğlanlar yeteri kadar tık yok, yeteri kadar tık değil, beğeni yok, bilmem ne yok falan filan gibi. Bu evlenirken oradaki telefonlara şey yapıyor. Yani orayı orası zavallı adam. Adam orada dans etmeye çalışıyor. O evlilik dansın senin. Ama kadını da şu noktaya getirdiler. Yani mesela çok mizahını yaptılar. Dediler ki işte delirdi mi, üzgün mü, aşk acısı mı çekiyor? Yani hiç kimsenin hayatına müdahale etmek tabii ki doğru değil ama... Bir dakika ben bunu bilmiyordum. Böyle bir şeyim tabii var, tabii böyle bir altında hikayem var. Kadıncağız rahat rahat özgüveniyle, çünkü oyuncu yıllardır da sektörde olan bir kadın, koyuyor telefonunu karşısına, merhaba diyor arkadaşlar dertleşelim bugün diyor. O biraz önce izlediklerimizin 200 katı yukarıda kaliteli bir video çekiyor diyelim. Hı. Ama efendim bir yerde böyle gözü mü doldu, bir yerde bir şey mi oldu? Hemen pat, yo sen acı çekiyorsun biliyoruz falan filan manyak ediyorlar insanları. Yani mesela biliyor ki şu düğün dansında altına o istemeden mi evlendin yok efendim bilmem mi haddini aşan çirkin. Özür dilerim ben bu hikayeyi hiç bilmiyorum. Demek tabii ki burada bir kanıtlama da var o zaman. Kanıtlamadan ziyade oraya gelecek yorumları tahayyül ederek artık maalesef insanlar hareket ediyorlar. Ama orada ama demek ki çok böyle bir... ilişkiye girilmiş, bir bağımlı ilişkiye girilmiş oradaki şeylerle. Tabii gece. Bana ne bana ama, ben 30 senedir bu işteyim. Ne yazarlarsa yazsınlar umurumda değil ki benim. Ama abi, bu mesela, onun müptelası olmuş. Bu senin müthiş bir yeteneğin. Ben bazı sabahlara aynaya bakmıyorum ya, kendinden tiksiniyorum. Olur mu canım? Bir gün kötü bir video çekmişiz ya da bir şey olmuş, bir eleştiri gelmiş bana. Hakikaten benim psikolojimi çok etkiledi yıllarca. Yani sabah aynaya baktığımda püh falan yaptığım oldu kendime. Evet. Çünkü gelen yorumlar benim psikolojimi bozmuş. Evet. Evet, şimdi milyonlarca yorum geliyor. Devam. Dur. Bak, o kız da bu kızın videolarını seyretti. Ben anladım. Anladım. Çünkü geri zekalı Instagram algoritması benim Instagram'daki sofistikasyonumu anlamayıp beni genele koyduğu için ben bunlara da karşı karşıya geliyorum. Genelde. Şimdi bu öyle bir şov yaptı ki bu kız, aferin ona. Senden daha güzel falan filan. Çocuk da orada duruyor. Bu bütün şovunu yaptı. O da bunu gibi yaptı. Değil mi? Demet zaten evvelinde de dansla uğraşmış biri olduğu için. Tabii. Yani. O daha burada kariyer sahibi. Evlenme konusunda değil de dansla işte onu anlamak lazım. Evet, evlilik bir kariyer değil çünkü. Evet tabii. Evlilik duygusal hayat, özel hayat. Çocuklar doğrulacak, büyütülecek. Devam.
Dur. Hiç o. İkisi de kocalarına bakmıyor. Evleniyorsun. Yıllar boyu bakacaklar efendim. Düğünde de çok haklı. Ya senin bu yani ben politika programı yapıyorum. Bana bulaşmayın. Devam. İkisini de çok seviyorum bu arada. Dur. Dur. Bu kim acaba? Tanıyabildiniz mi? Şu an maalesef göremiyorum. Bazı insanların düğünlerde sizin kendilerinden geçip sapıtmaları, fakat burada bir dürüstlük var ki bu kız hiç kameralara oynamıyor. Aksine kendinden geçmiş. Allah saklasın kameralar bir şeye şahit olmasın diye düşünüyoruz. Ha? İşte samimi kız bu. Sefanız olsun efendim. Bu kimin düğünü ayol? Yeğenimin düğünü. Ha, yeğeninin düğünü. Bir de çok kapalı devreydi. Çok iyi, çok eğlendik ya. Kapalı devreydi. Kim koydu bunu buraya? Ben koydum çünkü ya başkası koyarsa. O yüzden ben kendi kendimi ifşa edeyim ki başkası beni ifşa etmesin. Bunlar da uyandım. Bir dakika, hemen duralım. Böyle bir kafa olamaz. Sakın böyle devam et. Artık öyle bir raconu diyelim var. Diyelim ki tabii. Benim sapıkça bir ilişkim oldu. Birisinin de çektiğinden şüpheleniyorum. Ben mi koyarım? Olabilir. Ben koyarım. Hayır, böyle bir şey. Ama seninkisi tabii bu kadar masum bir şey olunca konulur tabii ki. Ay ne var, bir de eğlenmişim, sefam olsun. Dur bakayım, izleyelim. Dur. Nasıl bir elbiseymiş? Herkesi, elbise her şeyi içinde tutuyor. Çok zordu o elbiseyle. Öpleyip zıplamak gerçekten. Ama sen nasıl yaptın onu? Yani elbise çok mi tutuyor? Çok zorlandım. Sen mi tutuyorsun? Yani zorlandım ya, ben tutuyorum. Elbise gerçekten çok tutan bir şey elbise değil. Elbise öyle bir elbise değil. Bu elbiseyle zordu. Bu müzikte bu dans olacak şey değil. Zordu, evet. Müthiş, ama enerjisi buraya kadar geldi. O ev videoları da belki evet, böyle. Devam. Sabah enerji almış olabilir. Dur. Şimdi gelelim. Mustafa evleniyor. Fakat öyle bir video koyuyorlar ki sanki düğüne kimse gelmemiş. Niye böyle bir video konuluyor? Çünkü bizim diğerlerini demette falan gördüğümüz çevreleri kız arkadaşlar, menajerler, şunlar bunlar, prodüktörler, hayranlar falan filan bilmem ne, çevreleri sarılı. Fakat Mustafa bazen böyle hatalar yapabiliyor. Mustafa'nın düğününe hiç kimse gelmemiş gibi. Fakat şunu biliyorlar, dans etmek lazımmış. Ki Mustafa bizim yaşlarda. Yani bunu bilmesi lazım. Ya bu tongaya basmaması lazım. Fakat olay biraz şey ilerliyor. Yani kötü bir şey söylemek istemiyorum. Ama iyi bir şey de söylemek istemiyorum. Nasıl söyleyebilirim bilmiyorum. Bence yorumsuz. Yorumsuz olarak buyurun. Müzik itibariyle ara seninki falan gibi değil. Daha Mustafa yaşına göre seçmiş. Ve dans bir şekilde upgrade yani, edilebiliyor yani. Daha yaşına yani. Göre seçmiş ve evliliğin bundan sonrasıyla ilgili bir huzur ve huşu taşıyan bir müzik koymuş. Daha latinimsi, ha değil mi falan. Yani biz böyle huzurlu günleri artık beraber el ele diz dize geçireceğiz gibi. Etrafta kimse görünmüyor. O çok kötü bence. Devam. Selamünaleyküm. Dur. Hocam evleniyorsunuz. Bu adamın ne işi var ya? Ya tamam, müthiş komedyen. Bayılıyorum. Evet. Harikulade bir insan. Ya evleniyorsunuz. Ya evleniyorsunuz. Yani bu kutsal bir şey. Önemli bir şey. Önemli bir... nasıl söyleyeyim, önemli bir bağ, aileler hazır olmalı. Yani buradan sakın şöyle anlaşılmasın, ben hep medeni nikahtan yanayım ama bütün dünyadaki evlenme törenlerine baktığım zaman diyorum ki mutlaka inançla ilgili unsurlar da girmeli, en azından bu işi ciddileşmeli. Selamun aleyküm dedi. Evet ama bu ciddileştirmeli. Ya bir ciddiyet olmalı ya, bu ciddiyet ya bir yani bu, çünkü yani bu özellikle inançla ilgili törenler yapıldığı zaman
Orada mesela öyle bir seremoni var ki, o seremoninin öyle bir koreografisi var ki zaten boşanamazsın sonra. Değil mi? Öyle. Yani öyle bir kilitliyorlar ki gelinle damadı birbirine falan diye. Bu işte inanç sistemiyle ilgili bir şey. Ama şimdi burada herkes şaka yapsın. Kim ki ya, bu işler biliyorsun kim kimin ayağına basacak lavaballiyle başladı. Böyle devam ediyor. Okan abi, ama şöyle bir şey de var. Yani bizde özellikle şu aşamaya gelene kadar o kadar ciddi şeylerden geçiliyor ki, kız istemesi var. Evet. Efendim işte imamla nikah yapıyor. İmam nikah yapıyor ve hayat boyu şuna alıştırılmışız. Gelinlik bembeyaz, damatlık simsiyah. Şimdi araya renk katmak gerekiyordu. Ayağa basmayla başladı ve böyle tatlı şeyler. Abi sosyal medya arkasında da herkes tanıdık, hiçbir şey diyemedim. Of abi. Ama güzel kıvırıyorsun. Ne kadar güçlük çekiyorsun. Bak sen, bak sana bir şey söyleyeceğim. Sen siyasi konjonktürle ilgili çok cesursun. Sana bir kez daha hayranlık duydum şimdi. Eş dost alınacak diye burada otosansürün yani feriştahını yapıyorsun şu anda. Farkındayım ama dört siyasi çeker, konjonktürle ilgili tamam, rahatsın yani. Devam. Hay, hoş geldiniz. Hanımefendi, adınız soyadınız. Dur. Ayşe. Bunu bana sırf beni Seda Sayan'ın gazabına uğratmak için koyduklarına eminim. Ben çünkü Seda Sayan'la ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum. Çünkü çok korkuyorum Seda Sayan'dan. Ama nedense bunu benimkiler yapıyorlar. Yani bu Seda Sayan'la ilgili bir şey söyler de bir şey olur filan diye herhalde. Görelim. Ben Gür Saçer. Anne adınız? Ayşe. Baba adınız? Dursun. Teşekkür ediyorum. Tabii ki biz Seda Sayan olarak tanıyoruz. Beyefendi, adınız soyadınız? Çağlar Öktem. Anne adınız? Hicran. Dur. Baba adınız? Şimdi buradaki söz konusu olan evlenenler değil. Burada benim en çok ilgimi çeken şahitler. Şimdi bu şahitler Türkiye'nin en eğlenceli birlikteliği. Evet. Yani ve isim vermek istemiyorum işte bu yüzden. Şimdi çok korkuyorum artık, her gün adliyeye gidiyorum falan filan bu işte medya işleri yüzünden, ama şimdi anlayanlar anladı. Şimdi bu elbise, bu çok tatlı adamdır, adamın kıyafeti falan, bu gençler derken Seda Sayan'ı da söylüyorum tabii. Çünkü başka türlü düşünmek mümkün değil. 19-20. Daha fazlası zaten mümkün değil. Şu anda daha yaşlı bir halini de bulamazsın. Yok. Onları da kendi örgütündeki insanlar onları da şey yapıyorlar. Toparlıyorlar şu anda. Yani Google'da orta yaş bir Seda Sayan olmasına imkan yok. Seda Sayan'ın orta yaş halini hatırlayanlar da arka arkaya faili meçhullere giriyor. Evet. Yani Seda Sayan'ı biz bu halinde bileceğiz. Bütün nesiller yüzyıllarca 19 yaşın üstünde hatırlamayacaklar. Şahitler ne alaka? Neyse. Devam. Sedat. Teşekkür ediyorum. Dur. Şimdi orada düğün yaptık. Yetmedi. Çünkü düğün değil. Yani bir akıllı uslu, bir ciddi bir düğün değil bugünün evet. anlayışında. Mutlaka bunun kameraların önüne taşınması gerekiyor. Diğerleri taşıyorsa demetler falan. İşte Seda abla da bakın ne yapıyor, buyursunlar. Şimdi bu tabii ki nesiller boyu nikahın, evlenmenin ne olduğu konusunda değil mi bir şey? Başka kanıtlar, başka yönlendirmeler. Yani demek ki böyle. Evet. Sen evlendiğinde kim bilir neler yapacaksın. Tabii ben de. Devam. Dur. Şimdi bu niye bunu yapılıyor? Ya ta Londra'ya gitmişim. Çekmiş ama şimdi çocuklar, Londra mevsimi başlamış. Niye olduğunu anlamadığım bir şekilde. Ya benim o kağıdım yok mu bunun listesi olan? Nerede bilmiyorum. Neyse.
Safiye Hanım. Safiye Hanım Londra'ya gitmiş. Alnım Londra'da isimli post. Görelim. Şimdi tabii şey, tabii kadınlarda galiba oluyor, erkeklerde de oluyor. Orada kendini görünce dili tutuluyor. Ya yani şimdi Londra'dan bir post atıyor. Çok güzel. Bu ne ya? Londra işte böyle. Sokak. Of be, bana bak ya. Devam. Dur. Tamamen sayıklama yani. Meşhur. Londra'da. Otobüs geçiyor. Ya, devam. Her yer ışıl ışıl. Dur. Tamam, onu anladık. Her yer ışıl ışıl. Bana bak ya. Of be yavrum. Bana bak. Devam. Çok güzel. Çok güzel. Sevgiler size Londra'da. Mağazalar. Dur. Hocam belgesel yani kolay mı Londra'lara git dokumenteriler yap oradan. Mağazalar. Yine ben. Haydi hayırlı günler abi. Bu ne ya? Of. Devam. Şey mi, dili mi dönmüyor artık dudaklar yapıldıktan soğuk sonra? Soğuk demek. Christmas ne diyeceğiz? Soğuk demek. Soğuk galiba. Soğuk da o şey o iş bir... Ben hiç bilmiyorum. O, oraya ne sıkıyorsak o başka bir soğuk da filan çalışmıyor mu acaba? Daha belki. Ne sıkılıyordu oraya? Oradan yağ alıp oraya mı konuluyordu? Ne yapılıyordu? Dolgu yapıyorlar bildiğim kadarıyla. Dolgu yapıyor değil mi? Dolgunun belki... Ama belki hani mesela kalça bölümünden filan alıyorsa hani kalçanın nasılsa farklıysa hani burada da... Bunlar eskiden de ya. Belki kalça daha sıcak hani hani kalçadaki yağ alıp buraya dudağa kızlar siz bilirsiniz söyleseniz de kalçadaki yağ hiç alıp. Hiç alakam yok o yüzden yani... bilmiyorum. Ben değişti işler diye biliyorum. Bunlar hayır ama mesela ki... burada hani o yağ dışarıdan değil de hani kendi vücudu. Mesela kadınlar eskiden programlarda yaptırdınız mı diyorduk falan kendi yağım. Yaptım. Ya, oradan aldırdım. Belki yani orası sıcak da burada soğuk da böyle hani konuşamıyor mu onunla diyorum. Yok şey soğuk, şöyle yaptı ya başta ha, böyle. Soğuk. Hava soğuk gibi geldi evet. Bana. Devam. Dur. Posta uyuyarak bitiyor yani. Devam. Müthiş. Şimdi ne yapıyoruz? Dur. Şimdi hocam tabii herkes yurt dışında. Yani daha doğrusu Türkiye'nin önde gelen herkes. Siz mesela önde gelen insanlar değilsiniz. Yani burada... Memleketin içindesiniz, burada çalışıyorsunuz, proletersiniz, çalışmanız gerekiyor, para kazanmanız gerekiyor falan. Bir de değil mi başarmış olanlar var. Mert, bak şimdi bir sana bak, bir Safiye Soyman'a bak yani. Sen de işte içinden gelmiyor mesela şu kızlar gibi olmak istemiyor musun? Bunlar da hava sıcaklığı normal fakat yine konuşmakta güçlükler ben görüyorum. Evet görelim. Problemimiz şu, hepimiz jetlays bir kere, hiç uyumuyoruz. Özellikle demek bu, ikimiz hiç uyumuyoruz. Jennifer Lopez'le Ben Affleck şeye gitti, Santa Monica'ya gittiler, bir baktık. Şimdi bunları ilgilendiren şey, bunlar Las Vegas'talar ama... Oranın havası kaçmış. Jennifer Lopez'le Ben Affleck Santa Monica'ya gittikleri için bunlar da hareket edecekler orada. Onlar Vegas'ta diye mi gitmişler Vegas'a? Tam olarak bilmiyorum ama havası kaçmış Vegas'ın yani. onu anladık. Hocam bambaşka dertler. Ha? Zor. Yani biz olsak mesela salak gibi hemen Vegas'ta neler var abi falan diye böyle gezmeye çıkıyor. Bunların öyle bir şeyi yok. Yani zaten görmüşler, bitirmişler hocam. Yani bilgi görgü almış başını gitmiş. Devam. Biz de biliyoruz Las Vegas bitti. Şimdi arabamıza biniyoruz. Ondan sonra ve Santa Monica'ya gidiyoruz. Bakın. Bir de yüzler hep yapıldığı için ben bunu şeye benziyorum. Bir film vardı Yaşayan Ölülerin Dönüşü diyerekten. Yani hiçbir şey kıpırdamadığı için şimdi biniyoruz şeyimize gidiyoruz. Ama jetlaglarmış. Yani jetlag da şey tabii o da jetlag tabii şey... Ama hiçbir yer kıpırdamayınca çok acayip bir şey değil mi abi? Garip bir illüzyon ya. Düşün ki hiçbir şey kıpırdamıyor yüzünde. Konuşuyorsun filan. Devam.
Canlı yayın yapacağım size seyredin diye. Öptüm. Yalnız Demet Akın araba kullanacak. Amerikan trafiğinde her an yere yatırılabilir. Mesela bak öptümün de mevzu öp be. Değil mi? Öp be. Kullandı falan diye devam ediyor. Devam. Evet. Dur. Londra. Yes. Hocam. İşte geliyor. Buyurun. Bakalım. Kimler Londra'da? Hocam çok acayip. Siyasi olarak büyük bir hareket bu. Bambaşka bir şey. Tamamen Instagram, TikTok yürüyor biliyorsun. Evet. Ve mükemmel ve yani... Her yeri dolaştı liderimiz, Londra'ya gitti. Ve sırf bunun için, ya hakikaten bizi bilinçlendirmek için sağ olsun, var olsun. İşte Londra'da raflarda, poşetlerde dolu isimli videomuzu izliyoruz. Görelim. Buradayım, marketteyim. Raflara bakıyorum dolu ama alışveriş yapanlar da dolu. Türkiye'mizde raflar dolu ama alışveriş yapanların sayısı her geçen gün azalıyor. İşte bunun çaresini araştırıyorum ve çaresini bulacağım. Dur. Evet, bu siyaset bu hocam. Yeni siyaset bu. Bir önerme yok. Araştırıyorum. Bak. Araştırıyorum, bulacağım. Peki kararlı mısın? İşte yumruk. Değil mi? Yani arzu ettiğimiz güç, eda mevcut. Araştırıyorum, bulacağım. İkinci videoya geçelim. Yemeklerimizi yedik, çayımızı içtik, ödediğimiz para 35 pound. Türkiye'de kaç para biliyor musunuz? 800 TL. Ya bu uçurum niye, bunu araştırıyorum. Dur, araştırıyorum. Mükemmel, devam. Dur. Gel benim neyim ol isimli program. Ha, kısmetse olur. Evet. Gel benim ol. Gel benim ol. Sevdiğim bir şey ol. Yani kısmetse olur. Kısmetse olur. İnternette başlamış. Kurtulmuştuk. Geldiler. Müthiş. Müthiş. Bambaşka bir şey. İnternetten bir şeyde bir... internet sitesinden mi yayın yapılıyor? YouTube'da. Hı. Ha, YouTube'da yayın yapılıyor. Hocam şimdi zaten kanal, ne gerek var kanala işte. YouTube, tamam. Devam. Erkek dediğim çirkin olmalı, güzellik kadına özgü bir şey yani, benim gibi. Parayla sağlık bilmem. Aa, şimdi bunu... Onlar aynı kişi. Aynı kişi, evet. Ağzına koyma. Gerçek hali, kötü ışık ve kötü makyajla olan hali. Gerçek hali bu. Ya, siz yani anlamıyorsunuz bu işte. İşte bu aynı. Tamam. Evet. Ben daha çok göğüslerine bakıyorum. Onlar da aynı herhalde. Burada anlamıyoruz ama müthiş. Müthiş bir kız. Kısmetse olur. Buyurun. Kuaförünü değiştirdim. Ama parasız olmadığı kesin. Parasız erkeği sadece anne sever. Anneni babanı seçemezsin ama kayınpederini. Müthiş. İşte arzu ettiğimiz işte gençler, değil mi? Şeyli yani, nedir? Ayakları yere basan. Değil mi? Akılcı. Değil mi? Böyle numara yok. Aşk meşk falan filan. Bırak bunları. Parası erkeği ancak anası sever. Bravo, işte budur. Yani. Evet. Devam. Dur. Bu kısmetse olur aşkın gücü kızları. Bunların isimleri de bu. Aşkın gücü. Erkek adaylarını ilk kez görüyorlar. Burada erkek adaylarını mı ilk kez görüyorlar yoksa ilk kez erkek mi görüyorlar, onu tam anlamıyoruz ama bakalım. Ay ya, ses yok. Evet, ses yok. Hayır. Beyaz bir şey söyleyeceğim. Beklediğinizden daha iyiler. Onu beyaz gömlekte bir çocuk var. Saçlarınız böyle olsun. Dur. Diye. Ya çok, çok acayip. Ben merak ettim programı ya. Ya adamsızlık var. Diye. Evet.